okuldan atılması, öğretmenlikten atılmasıyla ilgili yaptığı itirazla ilişkin bir karar aldı. Ve kararında şu gerekçeyi yazdı. Başörtülü bir öğretmenin öğrencilere kötü örnek teşkil ettiği sebebiyle verilen karar doğrudur diye idare mahkemesinin kararını onadı. Sayın Başbakanımız kürsüye çıktığında Danıştay'ın verdiği bu kararı eleştirirken dedi ki ben bu kararı kabul etmiyorum ve bu kararı tanımıyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'nin 2008'de açılan davadaki en önemli gerekçe Sayın Başbakanımızın Mersin'de başörtülü bir öğretmenin öğrencilerine kötü örnek teşkil eder şeklindeki hukuk yargısını tanımadığı ifadesiydi. Böyle bir ortamda Anayasa Mahkemesi'nde bir yıla yakın sürekli demokrasinin kılıcı gibi o dava durdu. Sonunda Anayasa Mahkemesi 6'ya 5 de olsa sağduyulu oradaki hakimlerin, hukukçuların verdiği kararla kapatma davası reddedildi. Ama kapatma davasını reddederken de bir şerh düştüler. Aslında AK Parti laikliğe karşı eylemlerin odağı haline gelmiştir ama diyerek devam ettiler. Ve bir şeyi teslimlemeye çalıştılar. Efendim AK Parti Cumhuriyet'in en temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen laiklik ilkesini ne karşı eylem üreten bir odaktır oraya ifade etmeye çalıştılar. Ama neticede AK Parti'nin kapatılma davası reddedildi. İkinci işlem de maalesef sonuçsuz kaldı. Sonrasında 2009 seçimleri, 2010 referandumu, 2011 seçimleri, 2011 seçimlerinde de yine bu millet yeniden tarih yazdı. Türk siyasi tarihinde 3 defa üst üste iktidara gelen sadece Demokrat Parti'dir. Ondan sonra 50 yıl sonra AK Parti. Ama AK Parti döneminin Demokrat Parti döneminden farkı şu. Demokrat Parti oyları düşerek